Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere bana gelen eleştirilerden bahsedeceğim. Bana gelen ilginç eleştiriler oldu son zamanlarda. Bayağı da eğlendim yani okurken bu eleştirileri. Eleştirileri öncelikle yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Buna değer görüp bana beni eleştirdikleri için. Kocaman araba ya. Gölgesinden korktum arabanın üstüme mi geliyor diye. Şimdi asıl bahsetmek istediğim şey şu. Ekşi Sözlük'te böyle Google'a girdim, bir motorcu abi yazayım dedim. Bir baktım Ekşi Sözlük'te birileri entry yazmış, bir şeyler yazmış. Ben de okuyayım bari ne yazmışlar ya falan dedim. Yani 2-3 tane mesaj var aslında, çok büyük de bir şey yok. İki tanesi normal, böyle bir vlog kanalı var, videolar çekiyor, bir şeyler yapıyor bu adam falan yazmış. Üçüncüsü güzelce eleştirmiş ama öyle tatlı dille eleştirmiş ki ben bile hani dedim ancak bu kadar güzel eleştirilirdi bir insan. Sonuna da böyle biraz iğnelemiş. Onun da linkini, yani o entrelerin linkini de bu videonun açıklamasına eklerim. Siz de bakar okursunuz. Sanırım bu yazıları yazmalarında, yazı yazmasındaki sebep arkadaşın benim olaylar videosunda, son olaylar videosunda, ki artık olaylar videosu hiç atmayacağım. Bu sonuncuydu, o yüzden biraz böyle değişik bir şey yapalım da bakalım ne oluyor, noktalayalım bu işi dedim. Bundan sonra olaylar videosu atmayacağım. Olaylar videosunun sonuncusunda bir miktar motorcu abi mini Apache'ye dönüşmüştü ki bunu bilerek yaptım. Normalde sakin sürerim yani, şöyle Apache'lik yapmam ama sadece trafikte en aksiyonlu sürdüğüm anları koyduğum, en böyle trafik canavarı hallerimi koyduğum güzel bir video hazırladım. Aslında olaylar videosu bile değil yani, birazcık canavarlık. O videoya beklediğim gibi güzel yorumlar geldi. Yani o, bu adam Apache'ymiş, bu adam takip mi edilir, bu adam mı örnek alınır gibi. Gayet de beklediğim, yani videoyu siz anladığım kadarıyla bazı arkadaşlar bu yorumların gelmeyeceğini, takdir edileceğimi falan düşündüğümü sanıyor. Kesinlikle hayır. Ben bu videoyu yüklerken, hatta editlerken bu videoya ne yorumlar geleceğini çok iyi biliyordum ki 2 senedir 3 senedir neredeyse YouTube'a videolar yapıp yüklüyorum. Hani insanların tepkisini az çok anlayabiliyorumdur yani. Hani takdir edersiniz ki bayağı artık insanları anlıyorum. En azından beni takip eden kitleyi ne diyeceğini az çok biliyorum. Önemli olan da bu. Bayağı bir yorum geldi. Hatta Ekşi Sözlük'te yazan arkadaş da şey yazmış. Hani yorumlara bile cevap verme tenezzülünde bulunmamışsın falan. Vallahi hepsini tek tek okudum. Detaylı detaylı okudum. Yani en azından hani bir böyle en azından 3-5 algoritma bilen biri olarak bunların neyi anlama geldiğini, beni nasıl etkileyeceğini falan böyle detaylarını anlayabiliyorum. Okuyorum, okumak zaten bunları yorum gelsin diye yaptım. İnsanlar bir eleştirsin bakalım ne oluyor. Hatta başlangıcında başka bir YouTuber arkadaşla küçük bir diyalog bile değil, hani böyle ben el kol yapmıştım. Hatta ona çok eleştiri geldi. Yani insanlar bir anda böyle iğnelerini, mızraklarını bana saplamaya başladı ki benim yani ne kadar umurumda olduğunu siz düşünün artık. Ben bunları biliyorum zaten. Küfürlü yorum da geliyor. Küfür de ediyorlar. Yani daha önce de oldu. Oluyor yani. Ben insan kazanma peşindeyim ama insanlar çok hızlı bir şekilde insan kaybetmeyi daha kolay görüyor. Ben buna küfür edeyim, ne yaparsa yapsın zaten diyor. Bana pek mantıklı gelmiyor yani. Neyse. Ben her zaman negatif olaylardan pozitif şey çıkarmasını biliyorum. Çıkarıyorum da. Yani hani derler ya, en iyi dostluklar kavgadan sonra başlar. Önce bir kavga edersin bir güzel, sonra dost olursun ki bu benim başıma hayatımda birkaç kez geldi. Buna inanıyorum. Doğru yani, bu denendi. O yüzden yorumlar, şikayetler, ben bütün yorumları okudum ama cevap vermedim. Neden cevap vermedim? Cevap vermeme sebebim, aynı yorumdan 100 tane var belki de. Hepsine aynı cevap vereceğim, siz cevap vereceksiniz. Ben de cevap vereceğim. Ben tartışmayı da hiç seven biri değilim. Tartışma taraftarı değilim. Bence tartışılmaz yani. Gereksiz bir aktivite. 3-4 saatimi buna ayırmak istemem yani. 20 kişiyle 30 kişiyle gereksiz yere tartışma. Ben haksız olduğumu biliyorum zaten yani. O bir kesin yani. Sonra hatta trafikte bu başka bir arkadaşla girdiğim garip olay işte benim önüme kırdı vesaire oldu. O olay da bayağı patladı.
Yani ben gülüyorum çünkü komik yani, ciddiye alınacak bir durum değil. Ona da ne yorumlar geldi yani, var ya. Dedim ki vay be ulan, neler varmış ya dedim. Ya böyle birinin yerine birinin başkasını savunması da çok garip yani. Hani savunabilir bir yere kadar ama aşırısı hoşuma gitmiyor. Beni bile birine ekstra böyle aşırı savunmasını pek istemem yani. Kraldan çok kralcı diyorlar ya, öyle hani o tarz bir tabir var. Öyle topluluk güzel, dostluk güzel, arkadaşlık güzel bence. Yani tadını çıkarmaya bakalım. Buradan beni eleştiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ciddi manada eleştiriler beni buraya kadar getirdi. Buradan sonra da beni eleştiriler bir yere kadar götürecek. Ne kadar çok eleştirilirsem o kadar iyi benim için. Ben eleştirileri küfür olmadığı sürece dikkate alıyorum. Eğer küfür varsa konuşmayı bilmeyen barzolardır deyip yorumu siliyorum genelde. Ama bazı abiler, kardeşler güzel yorumlar yapıyor. Cevap veremesem de, yani çok fazla mesaj geliyor. Cevap veremesem bile kesinlikle okuyorum. Bütün yorumları okuyorum yani, öyle düşünün. Okuyorum, inceliyorum neden yazmıştır diye düşünüyorum yani, beni düşündürüyor. Ama sakın bu okunmuyor, bunlar okunmuyor falan diye düşünmeyin. Ama şöyle bir durum var yani, hepsine cevap vermem mümkün değil. YouTube diyor ki bütün yazılan yorumlara cevap verin. Hani verelim de ne kadar zamanda verelim? Ben yeni bir video çekeceğim süreyi, yorum yazmaya uğraşırsam bir duraklama dönemine girerim, ki girdim yani, öyle bir dönem oldu. Fakat o kadar mesaj geliyorduk, şu an bile Instagram'a giriyorum, artı 100 mesaj hep istek oluyor yani, hep 100 mesaj isteği oluyor. Bunlara cevap vermeye bir ara çok böyle ulan vermeliyim ya, cevap vermeliyim dedim bunlara. Bunların hepsini yanıtlarsam çok insanlara faydalı olurum diye düşündüm. Öyle bir video çekemediğim dönemler oldu ama bakıyorsun çekemiyoruz video. Yeni video çekemediğimiz için daha hani faydalı olamıyoruz. Kişisel olarak bireysel insanlarla konuşuyorum. Bunu da kimse görmüyor. Burada da böyle aklıma canlı yayın mı yapsam? Verdiğim cevabı herkes mi görse? Durum var. Uzun süredir yani hiç canlı yayın yapacağım dedim. Yapamadım ki, evde artık bir bayağı bir canlı yayın yapabilmem için güzel sistem var. Işıklarım var, pano var vesaire var. Her şey var. Yakın zamanda aksilik olmazsa, iş yoğunluğumda dengeli olursa gayet güzel bir şekilde canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Sizlere faydalı olması için. Bu işe nasıl başladım? Faydalı olmak için. Bunu da sürdürmeye devam edeceğim. Motosiklet incelemeleri olsun, ekipman incelemeleri olsun. Ya bu arada Bajaj Dominar'ı incelemek istiyorum. Suzuki V-Storm'u incelemek istiyorum. Bu motorları ben mesaj attım ama aradım işte, yok başvurdum test sürüşlerine ama dönen olmadı. Bir acayipler. Sanırım havalar yağmuru diye test için vermiyorlar büyük ihtimalle. Ben öyle düşündüm. İnsan bir döner der yani, hani havalar yağmurlu dostum, motoru verirsek düşersin falan der yani, demediler. Ben de bekliyorum. Bunların unutmadım ya. Bir de CB500, Honda'nın CB500 modeli var. Bu klasmandaki yani benim sürdüğüm Dük 390, Bajaj Dominar, NK, CF motor, NK400 gibi motorları böyle bir test edip hepsine ayrı ayrı, sonrasında hepsini bir kağıt üzerinde önce kıyaslayıp sonrasında da benim hissettiklerime göre kıyaslayacağım bir video çekmek istiyorum. Ki bayağı bir arkadaşın işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında neler kaldı? Başka bahsedeceğim bir şey yok. Ha, şu an Gino'ndaki kesin bu şeyi görmüşsünüzdür. Kablolar ne falan der demişsinizdir. Onu da yorumlara hiç sizi uğraştırmadan, yorum yaptırmadan söyleyeyim. Çin'den, Min'den, AliExpress'ten bir yerden aldım. Elci kısıtma böyle çırt çırtla Gidon'un üzerine yapıştırılıyor. Gidon'a da bir USB çıkışı yaptırmıştım. Oradan besleniyor ama pek bir işe yaramıyor. Almanızı önermem. Gidon'a normal LG kısıtma takın. X marka artık neyse. Böyle komple Gidon'un LG'yi değiştirin. Daha iyi, daha kaliteli oluyor. Bu böyle ben ısınsam mı, ısınmasam mı? Isınsam ne olacak, ısınmasam? Böyle iyi ya diyor. Ilık iyi diyor yani. Ilık sadece, çünkü ısıtmıyor tam. O yüzden pek önermem. Gidin güzel bir şey alın. 10 dolar falan da herhalde fiyatı da. Başka ne anlatabilirim sizlere? Genel olarak genel düşünüyorum. Burası Boğaz Köprüsü. Şu an Avrupa'ya doğru ilerliyorum. Tam bir Avrupa'yı motorcu olacağım Avrupa'ya geçince. Apache'likle ilgili ne diyelim? Apache yani her motorcunun içinde bir tık Apache'lik oluyor.
Ama ben çok apaçı değilim. Az apaçıyım. Bir arkadaş yorumda söylemişti. Nazik apaçı demişti. Nazik apaçı güzel bir takma isim bence. Nazik apaçı olabilirim ya, bilmiyorum. Çok apaçılığı sevmiyorum. Ya hız olayını zaten trafikte bayılmıyorum. Trafikte hızlı yapınca hemen bir yere çarpıyorsunuz, bir şey oluyor. Ben geçmişte çok kaza yaptım. Düştüm yani motordan. Düşmenin ne demek olduğunu biliyorum. Motora zarar geliyor. Üstünüz başınız kirleniyor. İşte birkaç hafta sağınız solunuz morarıyor belki. Benim o kadar moraran bir yerim olmadı. Ağrı çekebiliyorsunuz birkaç gün. O yüzden hız yapmanızı önermem. Ben bazen yapıyorum. Neden? Çünkü apaçilik olarak düşünmeyin. Otobanda kocaman açık yolda hızlanabiliyorsunuz. Yani 150 falan yapıyorsunuz. Çünkü neden? Ben şuna inanıyorum. Trafikte ne kadar az kalırsanız o kadar sizin için karlı olur bu iş. Yani trafikte uzun süre kalmak mantık olarak bakınca kaza riskinizi arttırıyor bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ne kadar az trafikte kalırsam, ne kadar hızlı akar gidersem trafikten, arabaların arasından, o kadar az burada kalırım. O kadar az kaza yapma riski olur. O kadar az birisi bana çarpabilir falan. O yüzden bu tarz şeylere dikkat ediyorum. Sizin de dikkat etmenizi öneririm. Hızlı hareket etmekten ziyade hani böyle mantıklı hızlı hareket etmek, akmak, gitmek, fazla trafikte bulunmamak gibi durumlar bence karlıdır yani. Öyle. Başka söyleyebileceğim şey kalmadı. Buradan beni destekleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer sosyal medya hesaplarımı da lütfen takip edin. Motorcu abinin videosunun sonuna geldiniz. Şöyle sağa sola bakayım çarpmasınlar. Hoşça kalın.